Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Afyon'da devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise Midtown Cafe'ye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın işletmecileri Sayın Özcan Bozkurt ve Sayın Kazım Bozkurt ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkürler, nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Şimdi birçok farklı ve çok özel ve güzel lezzetlerimiz var. Lezzetlerimizi anlatacağız ama öncelikle izin verirseniz tabii mekanın kuruluşu ile ilgili biraz bilgi alalım. Mekanımız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye? Henüz ilk yaşımızdayız. Aslında buna bir dört kuzenin rüyası diyebiliriz. Hepimiz aslında ayrı kökenlerden geliyoruz. Mühendisiz, kimimiz inşaat, kimimiz tekstil sektöründen geliyoruz. Ama bu sürekli bizim içimizde olan bir şeydi. Kendi mekanımızı yaratalım ve bu konuda ilerleyelim istiyorduk. Şükür ki Şubat ayında faaliyete geçirdik. İnşallah daha da ileriye gitmek istiyoruz, markalaşmak istiyoruz. İnşallah. Ama şu an zaten Afyon'da bir markayız, öyle değil mi? Söylenene göre o şekilde. Peki bu markalaşma süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle ki, biz bunu bir hafta, iki hafta ya da iki aylık bir çalışmayla yapmadık. Geniş düşündük ve 1,5 yıl bunun çalışmasını yaptık. 1,5 yıl sonunda şükür burayı kurmuş olduk. Tabii öncelikle bir Ar-Ge yaptık, öyle değil mi? Tabii ki. Güçlü bir Ar-Ge çalışması yaptık. Ben İspanya'da eğitim gördüm. İspanya'daki güzel mekanları gezdik. İtalya'ya gittik, Fransa'da gezdik. Kuzenim yine Libya, Dubai, Katar. Bu bütün mekanları gezdik. Kafamızda bir altyapı oluşturduk. Bundan da öte markalaşmaktan dolayı sistemsel çalışmalarımızı da yaptık. Nedir bunlar? Bu ürünlerin hazırlanırken reçetelerin hazırlanması, stok takibinin yapılması, Ar-Ge çalışmalarının yapılması hepsi kaydımızın altında. Günlük satılan adetler, satışlar, grafikler, tablet dijital menü kullanıyoruz. Dijital menüde bir müşterimiz hangi menüyü daha çok incelemiş ve onlar bize feedback yapabiliyorlar. Olumlu olumsuz görüşlerini bildirebiliyorlar. Biz de bu konuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, çok genç bir evet. Ve çok dinamik bir kadro. Kesinlikle. Aynı zamanda sadece işletmeci olarak değil, tüm elemanlar da, tüm personel de öyle. Bu anlamda tamamen profesyonel bir kadro ve kemik bir kadro, öyle değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çoğunluğumuz öğrenci çalışan arkadaşlarımızın ama her geldiklerinde bir eğitim programına sokuyorlar. Daha sonra sistematik şekilde çalışmalarına başlıyorlar. Memnunuz. Genç bir kesime hitap ediyoruz. Karşımızda üniversite var. O yüzden müşteri demiyoruz aslında. Misafirlerimiz diyoruz. Evet. Misafirlerimiz çoğunluğu öğrenci. O yüzden biz öğrenci arkadaşlarla çalışmayı istedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, onlara da istihdam sağlamak istedik. Kesinlikle. Bu anlamda da tabii onun manevi huzuru da daha farklı değil mi? Kesinlikle. Ben de üniversite yıllarımda kafe sektöründe çalışıyordum. Daha öncesinde garsonluktan başlamıştım ve bu noktalara kadar geldim. İnşallah bütün arkadaşlarımız da bu noktalara gelirler. Çalışmak iyidir yani her zaman. Kesinlikle ve hayallerinin peşinden koşmaları gerekiyor. Ve tabii ki biraz da çalışmak gerekiyor değil kesinlikle. Mi? Öncelikle sabır ve tabii ki çalışmak. Dediğiniz gibi sabır çok önemli. Birçok zorluk yaşadım, ben de yaşadım. Yalnız sonucu güzel oluyor. Yani bir buraya gelip de oturduğumda, kahvemi söylediğimde müşterileri gördüğümde en iyisi. Daha bir huzurlu oluyorum. Daha bir güven geliyor. Kesinlikle. Ve daha üstünü yapmak istiyorum. Sonuçta biz bir mekan yapalım değil amacımız. Hayallerimiz bitmedi, devam ediyor. Daha da büyüklerini yapmak istiyoruz inşallah. Daha büyük işler yapmak istiyoruz. İnşallah. Tabii projeler var. Projelerimiz birazdan var. Projelere döneceğim. Lezzetlerimize gelelim. Şimdi tabii ki sevgili izleyicilerimiz merak ediyorlar bu güzel lezzetlerimizi. Tamamen dünya mutfağı hakim menümüzde, evet. Ve tabii ki bize özel, yani Midtown Cafe'ye özel sunumlarımızla misafirlerimize ikram ediyoruz, öyle değil mi? Evet, tabii ki öyle. Kendimize özgü sunumlarımızı misafirlerimize ikram ediyoruz. Peki sürekli bunlar günlük ve taze yapılıyor, öyle değil mi? Tabii ki hepsi günlük, taze yapılıyor. İsteğe göre değiştirilebiliyor. Değiştirebiliyor, içerikler değişebiliyor, aynen. Müşterimiz isteğine göre değişebiliyor. Evet, tabii bu güzel lezzetlerimizi hazırlarken dikkat ettiğimiz hususlar var, öyle değil mi? Hizmet sektöründeyiz. Bu yüzden öncelikle kalite ve güven vermemiz gerekiyor. Sonuçta bu günlük bir şey değil ve biz İstanbul gibi büyük bir yerde yaşamadığımız için ortalama bizim müşterimiz genelde aynıdır. Dolayısıyla biz bu hizmeti gün geçtikçe arttırmamız gerekiyor ki
devamlılık sağlayabilelim. Bizim evet, için çıtayı sürekli yüksek lazım. Tutmak gerekiyor. Bir avantajımız var. Bizim menümüz tablet menü, dijital menü. Dolayısıyla biz müşterilerimiz örneğin geldiklerinde ya biz bu yemekleri de istiyoruz dediğinde direktman çalışmamızı yapıp bir çekimimizi yapıp aynı gün içerisinde ürünlerimizi ekleyebiliyoruz. Bu da bizi geliştirmemizi büyük bir olanak sağlıyor. Artık hani kağıt menüler kaybolmaya başladı. Bizi hızlandırıyor açıkçası. İstediğimiz gün bir şey fark ettiğimizde konseptimizi ekleyebiliyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz ve sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Bizim bir de önem verdiğimiz diğer nokta da şu, sunumlarımıza çok dikkat ediyoruz. Bölgede olabildiğince farklı sunumlar yapmak istiyoruz ve yapıyoruz da. Güzel tepkiler alıyoruz bu konuda ve sürekli eklemek istiyoruz. Köfte sunumumuz ızgarada, küçük mangalla böyle mangal tadı vericesine. Çok keyifli. Bayıldım. Gerçekten çok keyifli. Ama mekanımız da çok güzel. Burada sadece dünya mutfağının eşsiz örneklerini tabii ki farklı sunumlarla o lezzeti almak, o tadı almak çok güzel ama aynı zamanda mekanın ferahlığı, genişliği de çok güzel. Dekorasyon tamamen size ait, öyle değil mi? Size ait. Tamamen bunun için dediğim gibi yurt dışında Ar-Ge çalışmamızı yaptık ve olabildiğince ne yapabiliriz düşündük. Tek tek ince ince noktasına kadar. Bunun için aslında çok çile çektik diyebiliriz. Gerçekten o kurulum aşaması çok zordu bizim için. Evet, 3 ayımız dönem çok sancılı geçti. 3 aydan sonraki ilk günümüzde bir o kadar keyifliydi. Yani şu şekle dönüştürebilmek için çok uğraştık ve huzurluyuz yani bu konuda. Evet, peki ben şimdi biraz da özele dönmek istiyorum. Şimdi gerçekten sizin gibi olmak isteyen genç girişimciler var. Evet. Ve siz onlara aslında çok iyi bir örneksiniz. Ve bu anlamda yatırım yapmak adına neler yapmaları gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Biraz o konu hakkında bilgi alalım. Bence her şeyden önce know-how çok önemli. Yani gene Ar-Ge'ye dönüyoruz. Çünkü bu işin aslında içinden gelmeniz gerekiyor. Yani 3 kişi de olsanız, 4 kişi de olsanız, 1 kişi olsun içinden gelmesi gerekiyor ki elemanları yönlendirebilin, barınızı, mutfağınızı oluşturabilin. Bu yüzden hani çalışmaktan gocunulmasın. Özellikle üniversite yılları çok değerli. Çünkü üniversiteden sonra zaten hayata atılıyorsunuz ve bir şey oluşturmanız çok zor. Üniversite hayatında yaşadığınız bütün o deneyimler size bu şekilde geri dönüyor. Ben döneceğine inanıyorum. Herkes için de, çalışan herkes için de. Dediğim gibi ben de üniversitede hep çalıştım kafe sektöründe ve bunun sayesinde, bu know-how'un, bu birikimin sayesinde bunları yapabildik. Evet, aslında tabii ki çalışmak ama biraz da cesaret gerekiyor tabii. Sanıyorum değil mi? Cesaret ve güven tabii ki gerekiyor. Bunun yanında da ailenizin de size olan güveni daha önemli tabii ki. Kesinlikle. Arkanızda bir güç hissetmeniz gerekiyor ki genç yaşımızda bu işe atılabilelim. Evet, gerçekten de öyle. Dediğimiz gibi çok başarılı bir işletme. Hem personel anlamında, hem işletmeci bazında, hem de lezzetler anlamında çok güzel. Burada sadece gördüğümüz 4-5 çeşit lezzetimiz var ama o kadar farklı, o kadar güzel lezzetler ve sunumlar var ki bu güzel lezzetlerin ve bu mekanın sadece farkına varabilmek için buraya gelmeleri yeterli sanıyorum. Amacımız kahvaltıdan başlayıp gece kapanışa kadar hizmet etmek. Kahvaltı, omlet, burger, steakler, fajitalar, meyve tabaklarımız, özel nargilelerimiz, organik nargile yapıyoruz. Tatlılarımız, kendimize özgü tatlılarımız var. Bunlar da çok rağbet görüyor. Patlamış mısıra kadar sunum yapıyoruz. İkramlarımız var, değişik aktivitelerimiz var ve sadece yemek olarak düşünmedik. Sosyal aktivite olarak da Lig TV'miz var. Maçları burada izleyebilir öğrenciler, tabii arkadaşlarımız. Değil mi? Tabii burada geniş mekanımız bu anlamda. Organizasyonlar da yapabiliyoruz, farklı kurul organizasyonlar. Toplantılarını da yapıyoruz. Okulda öğretmenlerimiz seminerler düzenliyor. Üst katımız var. Yine orada konferanslar veriliyor. Doğum günlerinde çok tercih ediyoruz. Dediğimiz gibi alanımız büyük. İstediğimiz bölgeyi onlara ayırabiliyoruz. Rahatça kutlama yapabiliyorlar. Sliderlarımız var. Yine bir hikayelerini paylaşabiliyorlar. Onlar için de burada bir anı oluşmuş oluyor. Kesinlikle. O da bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ve bu güzel, keyifli sohbet için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle Kazım Bey'den başlayayım. Buyurun. Midtown Cafe ailesi olarak herkesi bekliyoruz. Biz buradayız. Sizleri de bekleriz. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür. Sağ olun. Buyurun. Ben de herkesi beklerim. Bütün arkadaşlarımız buyursun gelsinler. Misafirimiz olsunlar. Her zaman ayrımı ağırlamaktan keyif duyuyoruz. Evet, biz buradayız, bekliyoruz diyoruz. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar biz de size. Evet sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla devam edecek. Bakalım neredeyiz?